Huzurlu mutfağa hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir tarifimiz var yine. Daha önce de paylaşmıştım ama videoyu biraz daha düzenledim. Tekrar güncellemek istiyorum bu tarifimi. Kadayıflı revani tarifimiz var. Mükemmel bir tatlı oldu. Biliyorsunuz kadayıf çok güzel, lezzetli bir tatlıdır. Onu revani ile birleştirdik kadayıfımızı. Kavrulmuş kadayıf bulmak için bu çeşitli marketlere veya tüfka satan yerlere gidebilirsiniz. Hazır orada paket şeklinde kavrulmuş kadayıflar var. Ama arzu ederseniz kendiniz bir miktar 100 gram, 150 gram çiğ kadayıfı alıp yağsız tavada, teflonda şöyle güzelce çevirip kavrulmuş kadayıf elde edebilirsiniz. Tarifimizde bunu kullanacağız. Tarifin özelliği bu. Şimdi ben şerbeti yaptım. Aşağı kısma malzemeleri ekleyeceğim. Kaynadıktan sonra 5 dakika daha kısık ateşte şerbeti pişirdim. Gelelim kekinin yapılışına. Yumurtaları koyduk. Oda ısısında olacak yumurtalarımız. Her çeşit kek modelinde bir şey yaptığımız zaman bütün sütümüz, her şeyimiz oda ısısında olmalı. Yumurtalar oda ısısında. Şekeri ekledik. Şekerimiz az tabii. Şerbetli bir tatlı olduğu için kekinde çok fazla şeker yok. Yarım su bardağı var. Bunu iki defa da ekleyip güzelce beyazlayana kadar, köpürene kadar çırpıyoruz. Şekeri erittik, güzelce çırptık. Şimdi diğer malzemeleri bakın. Şekerimiz bembeyaz oldu. Köpük köpük oldu yumurta ile birlikte. Yoğurt ve sıvı yağ. Benim evimde genelde hep zeytinyağı bulunur, sızma. Ben buna da sızma zeytinyağı koydum. Biz alıştık sanırım. Yiyenler de çok beğendi. Bir kokusu olmadı zeytinyağı. Siz sıvı yağ koyabilirsiniz. Tabii adı üzerinde, adı revani. Bundan dolayı irmiği de var. Yoğurdu, sıvı yağı ve irmiğini de ekledik. Şimdi güzelce bir düşük devirde, mikserin düşük devrinde güzelce bir çırpalım. Tabii el mikseriyle de, şeyle de, tel çırpıcıyla da olur. Fark etmez. İlk yumurtalar köpürdükten sonra zaten şekerle birlikte bembeyaz olduktan sonra tel çırpıcıya geçebilirsiniz. Sönmesin köpükleriniz diye. Şimdi ben kadayıfımızı görüyorsunuz kavrulmuş. Bunu ben hazır aldım dediğim gibi. 1,5 su bardağı kadar çok iyi geldi. Ama evinizde 1 su bardağı var. Onu da ekleyebilirsiniz. O da yeterlidir. Ceviz kırığımız var. Cevizi de ekledim. Ve şimdi göreceğiniz kıvamda bir kek hamuru elde ediyoruz. Güzelce karıştıralım. Hem kadayıflar güzelce dağılsın, hem de bütün malzemeler halletsin diye güzel karıştırdık. Şimdi sıra geldi una. Mümkünse bütün kek tarzı hamur işlerimizde unu eleyelim. Havalandığı zaman kekimiz daha güzel kabarıyor. Kabartma tozu ve vanilyayı da, hatta çoğunlukla ben birlikte de eliyorum. Şimdi öyle denk geldi, ayrı koydum. Beraber de eleyebilirsiniz unla birlikte. Unumuzu da ekledik. Tabii hem kadayıf hem irmik olduğu için çok fazla una ihtiyacı yok. Bu kadar un yeterli oldu. Bakın, kekten daha koyu böyle bir kıvam elde ettik. Güzelce halleştirelim. Kek yapar gibi hamuru alttan üste karıştırıyorum fark ediyorsanız. Çünkü içinde köpürmüş yumurta var. Onları söndürmemek lazım. Piştiği zaman böyle yapışık kötü bir kek elde etmek istemiyorsak bu esnada alttan üste hareketlerle kekimizi karıştırmamız gerekiyor. Evet, tekrar şöyle bir karıştıralım. Hiçbir zaman sakın bu noktada yüksek devirdeki mikserlerle karıştırmayın. Bütün o şeker yumurta kabarttığınız zaman boşa gider. Kekiniz güzel olmaz. Şimdi borcamı, bu büyük boy kare borcam. Küçüklere fazla gelir bu malzeme. Bu büyük bir tatlı. Eğer az yapmak istiyorsanız, bunların küçüğünü de istiyorsanız bütün malzemeyi yarıya indirebilirsiniz. Sadece evinizde yapmak istiyorsunuz belki, ailece yemek istiyorsunuz. Yarım ölçü yapabilirsiniz. Güzelce yağladım.
malzememizi döktüm içine. Gördüğünüz gibi revani tarifinin farkı sadece içinde kadayıf, kavrulmuş kadayıf olması. Ama inanın çok mükemmel bir lezzet ve farklılık veriyor. Hamurun kıvamını görüyorsunuz. Koyuca bir kek hamuru. Şimdi bunu güzelce sıyırayım. Düzelteyim. Düzgün yapalım ki kekimiz eşit şekilde yükselsin. Görünüşü güzel olsun. Elimizden geldiğince özenelim. Hem zaman hem malzeme harcıyoruz. Güzel olsun yaptıklarımız. Bunu çok kişi denedi. Yani sayısını bilmiyorum. Sadece bir kişi tatlı dedi. Fakat diğerleri herkes çok memnun oldu. Genele baktığımız zaman ölçülerin çok iyi olduğunu algıladım. Pişmekte onlarca kişiden bir kişiye tatlı gelebilir. Bu doğaldır. O ağız tadındaki farklılıktır. Şimdi kenarda ılınmış, soğumuş olan şerbetimizi pişmiş olan kekimize döküyoruz. Kek fırından çıktıktan sonra bir 5-10 dakika onu kenarda bir tutuyorum ben. Kaynar kaynar dökmüyorum şerbetini ki herhangi bir hamurlaşma olmasın. Şerbeti zaten başta pişirdik. O soğudu güzel. Oda ısısına geldi. Bakın şu bol şerbeti o kadar güzel çekiyor ki anlatamam size. Tavsiye ederim yani en yakın zamanda bunu yapın. Yiyin ve yedirin derim size. Sonuçta kadayıf zor bulunan bir şey değil. Kavrulmuşu da çok uygun. Fiyatı çok uygun. Şimdi güzelce dilimleyelim. O bir paket kavrulmuş kadayıfı birçok tarifte kullanabilirsiniz. Alın bence evinizde bulunsun. Şimdi ikisi de oda ısısında gibi şu anda. Dilimleyelim ki daha güzel çeksin şerbetini. Ben çoğunlukla şerbete de vanilya koyarım mis gibi koksun diye. Hangi şerbetli tatlıyı yapıyorsam şerbet piştikten sonra kapattığımda bir vanilya atarım içine. Güzelce dilimleyelim şimdi. Gördüğünüz gibi berrak, pırıl pırıl bir şey. Güzel bir tatlı oldu gerçekten. Zaten kendim çok beğenmezsem onu sunmayı tercih etmem. Bir sürü insana hitap ediyoruz, birçok insana. Güzelce dilimleyelim. Tahmin edeceğiniz gibi şerbeti çektiğinde de çok kabaracak. Yumuşak ve kabarık bir hal alacak bizim bu tatlımız. Şerbetli tatlıların birçoğu bu tarz şerbeti önden pişirilerek ve oda ısısına getirilerek yapılır. Hamurlaşmaması için bazı püf noktaları var tabi tatlıların. Bu çok kolay, rahat bir tatlı. Evet, dilimledik. Çok sıcakken üstünü kapatmayın. Biraz çeksin, hamurlaşmasın. Açıkta bırakın, güzelce şerbetini çeksin. Bakın şahane dilimler çıktı. Üstünü Hindistan ceviziyle de süsleyebilirsiniz. Fındıkla, cevizle. Ben de bugün fıstık vardı, toz fıstık. Fotoğrafta da güzel çıksın diye toz fıstıklarla süsledim. Başarılı bir sonuç oldu. Ben de çok memnun kaldım. Misafirim gelecekti akşama. Gerçekten çok sevildi bu tatlı. Evet, gördüğünüz gibi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın.